Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Yenipazar Maden Projesi için ikinci kez haciz işlemi gerçekleştirildi. Köylüler, avukatlarıyla birlikte bir kez daha haciz için maden ocağının kapısına dayandı. Bu süreci kısaca özetlemek gerekirse, köy halkı müvekkillerimiz maden sahasında olan tarlalarını kamulaştırma zoruyla 2016 senesinde maden şirketine satmak zorunda kaldılar. O zaman yapılan anlaşmaya göre alım satım bedelinin bir kısmı peşin olarak ödendi. Geri kalan kısmı da 2 yıl sonra yani 2018'de ödenmek üzere mutabakat yapıldı ve bu doğrultuda da sözleşmeler yapıldı. Ancak maden şirketi 2018 geldiğinde köylere olan borçlarını ödemedi. Şu anda 2024 senesindeyiz ve hala bu borçları ödemedi. Bundan bir ay önce bir aciz daha gerçekleştirdik. Şimdi bir aciz daha gerçekleştiriyoruz. Biz çok mağduruz. Bizim paralarımızı Aldriç ödememişti. Şimdi CVK aldı. O da ödemiyor. Bunlar bizi sadece oyalamakla meşguller. Bu acizimizi de gerçekleştiriyoruz. 8 yıldır paramızı ödemiyorlar. Biz de bu tarlalardan, bunlar para ödemediği sürece biz de bu tarlalardan çıkmıyoruz. Bu süreç içerisinde bu maden şirketinin, Aldriç Mineral Madencilik Anonim Şirketi'nin %70 hissesini CVK Madencilik satın aldı. CVK Madencilik'le bu borçların ödenmesi hususunda görüşmeler, toplantılar yapıldı ama CVK Madencilik'ten de borcu ödenmesi hususunda bir irade ortaya koymadı. Ve nihayetinde onlar da bu borcu ödemedi. Halbuki CVK Madencilik bu Aldriç Mineral Madencilik AŞ'nin %70'ini yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı. 159 milyon dolara satın aldı. Ve daha önce Aldriç tarafından kullanılan 40 milyon dolarlık krediyi de ödenmesini de üstlendi. Bunu da SPK'ya da bildirdi SPK Sermaye Piyasası Kurumu'na. Fakat köylülere olan borçların hiçbirisini ve köylülere olan borçların ve borçlardan kaynaklı icra takiplerinin ve davaların hiçbirisini Sermaye Piyasası Kurumu'na bildirmedi. Yani bu şekilde aslında SPK mevzuatına da aykırı davranışta bulundu. Bununla ilgili yasal süreçte tarafımızdan başlatılacaktır. Tekrar işte gelin görüşelim, aciz kalkmasın böyle bir plan program içinde girdiler. Şu anda gene bir acizle karşı karşıyayız. Bizi burada olmadık işlerle hem vatandaşı hem köy halkımızı mağdur ediyorlar. Ya sonuç olarak baktığımız zaman CVK Madencilik burayı yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı %70 hisseyi. Ve CVK Madencilik bu süreçte Amerika merkezli Orion Partners ve İsviçre merkezli Hartree denen finans kurumlarıyla ön protokol imzaladı. Bu ön protokolün tutarı da 280 milyon dolar. Yani baktığımız zaman yüz milyonlarca dolarlar havada uçuşmakta. Fakat CVK Madencilik köylü olan borcu bir türlü ödememekte.